Maç sonu Okan Hoca özellikle de transferler hakkında yine Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek tarzda açıklamalar yaptı. Murat abi sen de kalmıştık. Şimdi Okan Hoca diyor ki hepimiz artık Icardi'yi bekliyoruz. Raşit Say'ı yeniden görmek istiyoruz. Biz de istiyoruz. bekliyoruz. Bütün Türk medyası. Hep bugün yarın imza olacak gibi çıkan haberler o yöndeydi. Yani evet. görüntü itibariyle son 48 saate yapın. bakarsak yani olumlu gelişmeler var. İşte bu gelişmeler ne? 3 ya da 4 yıllık da olduğu söyleniyor. 3, 3 ya da 4 artı yıllık bir, bir evet, 3 artı 1 yani 10 milyon euro'luk bir paket her e, sezon için. Bunun e, 3 e, milyon eurosu benim duyduğum e, Gürcan abi birer milyon 3 e, iş adamından 1-1-1 e, e, 7 milyon eurosu da e, Galatasaray'dan. E, Tabi bunu bu 10 milyon euroluk bir paketin içinde biraz bonuslar da var. Yani işte Galatasaray 5-5,5-6 civarı veriyorsa 3 de iş adamlarından geliyorsa yani 8,5'a filan rakam geliyorsa o 1,5'luk bölümü de işte şu kadar gol atarsa burada tur atlanırsa burada bilmem ne olursa filan filan. Ama burada şöyle bir durum var tamam oyuncuyla olan şey şu anda prensip olarak anlaşılmış durumda yani olumsuz giden bir şey yok. Ama kulübüyle ilgili süreç devam ediyor Paris Saint Germain Yani tabi burada Icardi'nin Galatasaray'ı işaret etmesi, e, tamam ben artık burayla anlaştım gibisinden şey yapması. PSG'nin de belki Galatasaray karşısındaki e, pazarlık gücünü biraz zayıflatmış bir şey, e, hava e, oluyor. Yani onlar da 20 milyon eurodan kapıyı açıyorlar. Galatasaray diyor ki 10 veririm kardeşim yani ona bu işi bağlayalım ama görüntü itibariyle Paris Saint-Germain en son 15'e düşüyor. Bu arada tabii Paris Saint-Germain'in Saint-Germain'in de şey yapan yine Arabistan takımları var. Yani kardeşim biz veririz 20 25 de veririz. Hatta ee, bize 25 ile 32 arası bir yıllık. Vallahi en son benim duyduğum 30 milyon euro yıllık teklif edildi denildi. 25 denildi. Yani ne kadar tabii gerçekçidir bilemiyorum ama paralara yani. paralara bakarsak fakat burada oyuncunun bir Galatasaray'ı tercih ediş şekli görünüyor. Hı hı. Ben Galatasaray'ın yani Paris Saint Germain'le de herhalde bir 12-13 milyon eurolara anlaşacağını tahmin ediyorum. Ona olacağını sanmıyorum. Ee, yani böyle bu bugün yarın da bitmez diye düşünüyorum. Yani belki ancak ikinci kamp dönemine Icardi e, yetişir diye tahmin ediyorum. Şu an Paris Saint Germain açtı mı sezonu orada gidip çalışmaya başlamadı bildiğim Çünkü fotoğrafları ve paylaşımlara bakılırsa ülkesinde Yok ee, sanki bir, bir birkaç gün açacaklar. Yani sonuçta oraya gidip çalışacak değil mi oyuncusu yani idmanlar başlayınca. Kamp kadrosunda var kamp mı? Kamp kadrosunda var mı yok mu bilmiyorum ama e, o hocanın da bakıldığında bütün açıklamalarında ikardi var ama bence Torero da önemli yani o Trabzon kısmından önce onu konuşuyorduk yani onun sakatlığının süresi e, ne kadar olacak e, önelemelerde muhtemelen oynamayacak. Murat abi e, şimdi Torreira'nın sakatlığı biraz dediğin gibi 4-6 hafta arası olunca Icardi paketiyle birlikte Paredes'e hızlanır diye düşünüyorum. Yani çünkü Paredes'e şu anda daha çok ihtiyacı var. Galatasaray'ın Torreira'nın sakatlığında sanki o iki transferi birden açıklar gibi geliyor bana Galatasaray. Yani tabii ki görüşmelerde belki bir yandan o bir yandan o yani çok ciddi rakamlar sonuç itibariyle Bugün oyuncuya işte sponsorlarla da olsa işte kulüpten 6-7 milyon euro vermek, üzerine işte 3 Zaten tane yani iş adamından şeyi sponsor vermek. En yüksek, maaş en, en yüksek. Yani. yani bunun bir de bilmiyorum şu an hiç konuşulmuyor da bunun bir takım dengesi yani tamam herkes de bir yıkarı değil ama yani Okan Buruk da mesela 22 milyon TL alıyor yani yok, yok, takımın o, teknik direktörü. Olmaz Ona da bir şey yapmak gerekmiyor mu yani? yani. Ee, abi 10 milyon euro 200 şu anda 80 Murat, milyon TL demek. Bir yıl. Murat. Bak Icardi geldi. Sana şunu sorabilir miyim Gürcan abi? Yıllardır bu işin için oldu. Yani takımın hocası Okan Buruk. Geçen sene 18 alıyordu yanılmıyorsam. Artı biri devreye soktular. Şu an ya 22 ya 23 milyon TL olması gerekiyor. Biz Sayın Başkan Dursun Özbek'le Levent abiyle yaptığımız görüşmede biz bunu sorduk. Dedik ki Okan Buruk'un sözleşmesinde bir değişime gidecek misiniz? Değişime gideceğiz dendi. Bu bir ay önceki röportajdı. Şu ana kadar herhangi bir değişim olmadı. Şimdi ben Okan Buruğum, ee, Galatasaray'ı şampiyon yapan bir hocayım. Benim artı birim devreye girdi. Tamam ee, dedim ki yani gönül işi yapıyorum, hayallerime kavuştum falan öyle imza attı ya. 23 milyon TL alıyorum şu anda. Şu andaki şeye göre. Ee, Icardi Galatasaray'ın golcüsü çok değerli bir ismi herkesin yolunu gösterdiği bir isim. 280 milyon TL. Okan Hoca'nın parası Türk parası, Icardi'nin parası Euro üzerinden. Belki Euro 30 olduğunda 300 milyon TL'ye çıkacak parası. Bu normal bir durum mudur? Ya normal diyemezsin ki. Zaten standart dışı bir para. Icardi'ye verilen. O nedenle onu söylemeye çalışıyorum. Icardi geldi. Sahaya çıktı. Golleri atıyor. Takım kazanıyor. Hiçbir sıkıntı olmaz. Icardi geldi. Sahaya çıktı. Kötü oynadı. Goller gelmiyor. Aynı Falcao'da olduğu gibi bir problem yaşıyor. Yani Falcao'ya da çok senelik 10 milyon euroydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Kulüp menajer toplam maliyeti. 30 milyon euroya mal oldu yani 3 seneli Galatasaray'a. Adam oynamadı. Oynamayınca problemler çıkıyor. İşte Fatih Hoca, Mehmet Hoca o, e, orayı idare etmeye çalıştılar. Aynı şey Icardi için de geçerli. Şimdi Icardi'ye bir şey oldu. Olmazsa olmaz oldu bir anda Galatasaray için. Mesela Fabrizio Romano mıydı? Evet Romano. Bütün dayanağımız Fabrizio Romano şu anda. İtalyan gazeteci. Dedi ki Galatasaray. Icardi Galatasaray'la anlaştı. Ne PSG'den bir açıklama var. Ne Van'dan aradan bir açıklama var. Ne Galatasaray kulübünden bir açıklama var. Oldu. Yani olumlu yönde ilerlediğine dair yani, açıklamalar var. Tamam ya, yani. Yani, yani bu işin bekliyoruz değil evet, yani Okan bu, bu işin netleş bir şey. Romanı. Niye Fabrizio Romanı göre hareket ediyoruz? Adamın dediği şeylerin çoğu çıktı. İyi bir istihbaratı var. Ee, doğru yerden gidiyor. Ama e, bu tür haberler Galatasaray taraftarının girdiği bu beklenti her türlü de ikar de elini güçlendirir. Şimdi Icardi'ye e, sen 30 milyonluk e, Arapların, Katar'ların neyse önerisini reddet dediğin zaman bu teklifi sunmak zorundasın Murat. Yani e, uzun vadeli tek. Mesela e, Okan Hoca'nın bonusları yoktur senin verdiğin rakamın içinde. Mesela yani bir şampiyonluk yoktur, bonusu en az, en az bu kadardır. Yani o, o almıştır. Ama e, teknik adam Okan Buruk'sanız... Galatasaray'la gidiyorsanız mesela e, Drogba'ya da 10 milyon verdiler seni. normal diyorsun yani sen abi. Fatih Hoca gık dedi mi? Demez. Geliyor ona maç kazandırıyor. Yani şimdi yani şöyle bir örnek de var. Yani verdiler. Yani şu, bu çerçevede... İsmail Kartal'a ne veriyorlar Gürcan abi? Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Yani 30 milyon TL deniyor. Hoca vardı En son bir buçuk. Yani dolardı yani. Şeye, e, inter'den gelen oyuncuya da değil mi? O da 6-7 milyon euroluk. edinecek. Ceko. Ceko'nun da herhalde o kadar Tabii bir maliyeti doğru. var yani var sonuç var. itibariyle. Ya zaten beş, şöyle beş beş Murat abi, bir abi bir mesela var. hani biraz uç bir örnek ama şimdi Karim Benzema el iddiattan yıllık 100 milyon euro kazanacak. Teknik adamı 5.3 milyon euro kazanıyor. Girdim baktım ben el ihtiyattaki maaşlara. Mesela kalecileri 700 bin. abi bunlar oynuyor. normal şeyler yani. Hayır yani bir takımda 100 milyon euroya da oynayan var, 700 bin euroya da oynayan var. Yani 1 milyon euro bile değil. Hani eee yani onlar da. Ya yani şimdi bazı bir, oyuncular var. Takım o oyuncular içindeki farklı takım yani. içinde dengeler denen bir bir kavram vardır. Yani bu dengeler tabii ki her oyuncunun abi aldığı dedim. ücrete göre farklılık gösterebilir baksana, ama bu çok geniş bir e, makas ayağı, olursa Onu anlatmaya çalışıyorum. Yüksek para verdiğin oyuncu geldi, golleri attı. Sorun yok takım primi kazanıyor, maç kazanıyor. Hiçbir oyuncu ağzını açmaz. Ama atamadığı zaman o kadar para alıyor kostüm derler. Tamam mı? İşler kötüye gittiğinde. Yani, oyuncu yani, bunu yapar. yapar canım de deli misin? Yani, sanmıyorum. oyuncunun gözü diğerinin aldığı paradadır. Tamam mı? Her zaman. Fazla alıyorsa üstelik ondan. yani Ve işler kötü, kötü gittiğinde o sorumluluktan kurtulmak isterler. Evet. Orada problemler başlar. Mesela Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'den ayrılma süreci de çok benzer. Arda'yı almak istiyor. Arda Turan almak istiyor. Aziz Bey, Aziz Yıldırım 7 milyon euro veriyor Arda'ya. Senelik. Aykut Hoca diyor ki ötekileri ne yapacağız diyor. Yani takımın geri kalanını ne yapacağız diyor. Onu nasıl karşılayacağız diyor. Yani, yani, ben böyle bakmanın doğru olduğunu düşünmüyorum ya Gürcan abi. Oyuncular ya da teknik adamlar. Ama doğru açısından. bu. Ya iyi oyuncu Aynen. iyi kazanır yani Aynen. çok net. Mesela Barcelona ne yapmış? Üçe bölmüş maaş skalasını. Evet. Ucuz birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım. Yani buradaki herkes aynı paraya. şöyle ma, e, Barcelona'nın mali yükümlülüklerden dolayı o durumu değiştirmesi gerekti. Hatırla zaten hani. Hayır ama bak o öyle bir denge Messi bulmuş. Messi'ye sözleşme veremedi o, yani, o öyle bir denge bulmuş. Yani üst düzey oyuncular arasındaki Messi ayır oradan. E, tabii ya A Barcelona'nın, işte B atıyorum Havi ile şey, Iniesta'ya. Senelik 8 milyon euro veriyor. Birisi de 800, birisi de 7-900 vermiyor yani. Oyuncular arasında öyle bir denge bulmuş. Ve alttaki adama da diyor ki sen performans gösterirsen seni üst gruba alırım. Ne kadar para kazanacağını biliyor üst gruba çıktığı zaman da aradaki e, fa farkı. Onlar öyle bir çare bulmuş. Takım içi dengeler. Ömer çok önemlidir.